Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sorumluluk sınavı nedir? Sorumluluk sınavına Haziran'da değil de Eylül'de başka bir tarihte girsem olur mu diye çok soran arkadaş oldu ve ben de bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Hemen videoya geçelim. Geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, sorumluluk sınavı nedir? Sorumluluk sınavı 22 ile 30 Haziran arasında yapılacak olan bir sınav. Sorumluluk sınavı kaldığınız derslerden sorumluluk sınavını giriyorsunuz. Ancak şöyle, ortalaması 50'nin altında olanlar direkt sorumlu geçiyor. Peki direkt sorumlu geçmek nedir? Direkt sorumlu geçmek kaldığı tüm derslerden sorumluluk sınavına giriyor öğrenci. Ki ortalaması 50'nin altında olsa dahi sınıfı geçebiliyor. Bu da böyle bir şey olduğu için zaten tüm kaldığı derslerden sorumluluk sınavına giriyor. Normalde öyle bir şey yok. Ortalaması 50'nin üstünde olup da edebiyat dersi 50'nin altında olan öğrenci ise sadece edebiyattan sorumluluk sınavına giriyor. Edebiyatı da tabii 50'nin altındaysa, 50'nin üstündeyse hiçbir sınava girmesine gerek yok. Arkadaşlar şöyle, sınava kesinlikle 22 ile 30 Haziran arasında girmelisiniz. Başka bir tarihte girme diye bir şansınız yok. Aynı şekilde senede bir kere büyük ihtimalle girme şansınız oluyor. Senede bir kere sınava girebiliyorsunuz. Aksi takdirde 10. sınıftaysanız, diyelim 3 sene girdiniz, 12. sınıf bitse dahi, diyelim 12. sınıfta da sorumluluk sınavını kazanamadınız, ondan sonraki sene tekrardan sorumluluk sınavını giriyorsunuz. O zaman bile kazanamasanız illaki bir dahaki sene tekrar giriyorsunuz. Yani her sene girme şansınız var. Bunu unutmayın. Hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Şimdi şöyle, sorumluluk sınavı çoğunlukla edebiyat dersine oluyor. Tabii ki ortalamasının 50 üstünde olması lazım. Şu anda 50'nin altında olanlar normalde sınıfta kalması lazım. Ancak bu koronavirüs vakalarından dolayı öğrenciler 50'nin altında, ortalaması 50'nin altında olanlar direkt sorumlu geçiyor. Yani şöyle, tüm kaldığı derslerden sorumluluk sınavına giriyor öğrenci. Şayet devamsızlığı fazlaysa, yani liseler için 10, ortaokullar için 20'den fazlaysa devamsızlığı, o zaman sınıfta kalıyor. Başka türlü sınıfta kalmıyor öğrenci. Sorumluluk sınavına dediğim gibi 22 ile 30 Haziran'da girmelisiniz. Her sene bir kere girme hakkınız oluyor. Girmezseniz sınıfta kalmazsınız. Sınıfı gene geçersiniz. Ancak okulu bitince diploma alamazsınız. Diploma alamazsanız okulu bittiğine dair elinizde bir kanıt olmaz. Yani atıyorum, lise bitti demeniz için bir diploma lazım ve o diplomayı alamıyorsunuz. Diploma dediğim bu, yani takdir teşekkür falan değil. Takdir teşekkürünüzü alırsanız ancak diplomayı alamazsınız. Tabii 12. sınıfta da geçemezsiniz bu sorumluluk sınavına. 12. sınıftan sonra bir sene daha beklemek zorundasınız ve o diploma için sınava girmelisiniz. O yüzden yani bu sınav önemli arkadaşlar. Girmesem olur mu falan diye yani pek bence sormayın. Çünkü bu sene bence girmelisiniz ki eğer bu seneki, çünkü bu senenin konuları olacak. Atıyorum siz 9. sınıfta geçemediyseniz edebiyat dersine, 9. sınıf için sorular sorulacak. Yani isterseniz 12. sınıfta olun, gene de 9. sınıf için sorular olacak. Bence bu sınava girmelisiniz. Konuları unutmak istemiyorsanız seneye gireyim mi diye bir düşünceniz olmasın. Bence sınava girin. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olmayı, video like atmayı, yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.